şekilde hemen hemen herhalde biliyorsunuz Altınşehir'de şu an için geçici olarak yerimiz orası. Her cumartesi günü akşam 7'de saat 11-12'ye kadar bir toplantımız var. Buradaki bütün arkadaşlarımız da orada oluyorlar. Artı o gün müsait olan size benzer değişik mülklerden gelen kendi dostlarımız, ahbaplarımız da geliyor. Dernek yönetiminin toplantısı bittikten sonra bir kaynaşma oluyor. Buna benzer çekimler orada gösteriliyor, köyde yapılan. Veya bizim amacımız burada mesela sizin çekiminizi, belki siz gelmeyeceksiniz ama bir Çorlu'dan o gün bize misafir olan arkadaşımız sizi görecek orada. Tabii. Ve bu noktada da faaliyetlerimiz yoğunlaşacak. Gerçekten bu kısa bir zaman içerisinde bayağı ilerlemeler yaptık. Ama bunlar bugün için çok geri kalmış durumda. İstediğimiz seviyeye tam gelemedik. Yani sizlere tam ulaşamadık. Belki verdiğimiz sözlerden birazcık gecikmeler oldu. Belki sizlere de kırmış da olabiliriz. Bu konuda zaten bütün yönetim kurulu arkadaşlar zaten buradaki bütün arkadaşlardan ve sizlerden de tabii özür dileriz. Bizim bütün önerilere biz açığız. Buradaki arkadaşların tamamı geçici yönetim kuruludur. Belli bir zaman sonra kanuni işlemlerimizin bitmesini bekliyoruz. Çok az bir işlemimiz kaldı. O işlemlerden sonra inşallah tam resmi kanallardan işimiz olacak. Belki bazı yerlere biliyorsunuz birçok kalabalığız. Bugün Edirne'den arkadaşların söylediğine göre İzmit, Kocaeli'ne kadar bir topluluğumuz var. Bu topluluğun hepsine hitap etmek gerçekten güç. Ama derneklere göre de bazı yerlere şubeler açma imkanı var. Ama bugün için değil, gelecekte planlanıyor bunlar. İnşallah buraya bir şube, başka bir yere şube. Bu şubeler vasıtasıyla burada bizim yapmış olduğumuz çekimler olsun, sosyal faaliyetler, hizmetler bu yerlere gelip buradaki arkadaşlarla bizim bir kaynaşma içerisinde olmamız sağlanacak. Tabii bu konuda da sizler derneğe bizim şu an 1000 kişinin zaten aynı anda olması değil. Belirli bir potansiyelle oranın doluluğunu sağlamak, birbirimize kaynaşmayı sağlamak. Tabii. İnşallah cumartesi günleri 7'de bizim planımız 7'den derneğin yönetim kurulu toplantısı 1,5 saat sürdüğünü ortalama sayarsak normalde 11-12'ye kadar her gün değişik yani benim tanımadığım veya daha değişik arkadaşlar orada oluyorlar. İnşallah bunları arttıracağız. İnşallah. Ahmet Bey'in açıklamalarından sonra şu anda İçinli Müvessesi'nde bulunduğumuz Ahmet Kazım Pambuk. Kazım Pambuk'un dükkanındayız. Sultanbeyli'nde. Kameramızı söyleyebiliriz. Evet yani abi isminden söz, kendin de bir zahmet söyle. İstersen kısaca tanıtın abi. Kazım abi. Kazım Pamuk, Bekala Köyü. Memnun oldum. Allah razı olsun. Bu işe teşvik edenlerden, yapanlardan, önder olanlardan. Evet. Sağ olun, var olun. Kazım abi, dilek ve temennin var mı ya? Bir isteğin veya şu yanlış olmuş dediğin herhangi bir mesele yok. Var mı? Ne güzel yani, ne güzel. Allah razı olsun. Çok güzel. Sağ ol, Allah razı olsun. Varsa kırgınlığınız ki biz elhamdülillah kırgınlık yaratmak için zaten bu topluluğu kurmadık. Gönlünüzü almak. Bir de ayrıca bağışlayın. Bu vesileyle yakında Ramazan programlarımız başlayacak. Her sene arkadaşlarımızın pek çoğu tasadduk ediyorlar. Yani zekatlarını veriyorlar. Şimdi biz köyden arkadaşların pek çoğu tespit ettik fakirleri. Buradan tespit edilecek insanlar var. Daha buradakiler tespit edilmedi. Siz böyle bir şeyiniz varsa derneğimiz kanalıyla bir kısmını bağış veya zekat biçiminde o şekilde yaparsanız onun da şeysini alacak inşallah. Sonra hangi günü arzu ederseniz bu Ramazan programı içinde inşallah o insanlara ulaştıracak. İnşallah. Bu da şu anda çekimin içinde. Şimdi şöyle ben arkadaşlarımı da alayım. Çünkü gerçekten yoksun insanları, ihtiyaç sahibi insanları tespit ettik. Amacımız şuradaki Allah'ın nimetlerinden faydalanan insanların paralarından oradaki ihtiyaç sahibi insanları ulaştırmak. Onun için böyle hem geziyor, gönül almak, sohbet etmek, hem de onların tasadduğunu o insanlara ulaştırmak. Allah razı olsun. Bu arada da bizim koyun gençlerini veya... Ya sen Ahmet'i tanıyamazsın. Kimse tanımıyoruz ya, onları tanımıyoruz. Ben seni tanıyamam, senin çocukları tanıyamıyoruz. Zaten ya. Bizim bekarlar kasabası yani olarak... Bizim gayemizde bunları ya, tanıştırmak, ilk beraberliği sağlamak. Tabii. Belirli bir yaz sınırı... İnşallah bu arada da bir hayırlı hizmet yaparsak bizlere ne mutlu. Evet Ahmet'ciğim. Belirli bir yaz sınırının altı kopuk. Yani belirli bir yaştan üstü birbirini tanıyor.
Ama belli bir yaş sınırının altı bazı değişik nedenlerden dolayı insanlar birbirlerinden aşırı derece koptular. Yani 30 yaşın altı gençler hemen hemen birbirini tanımayacak durumdalar. Hemen yani, hemen değil de tanımıyorlar. Tanımıyorlar. Yani, tanımıyorlar yani. Bizim birinci maksadımız birlik ve beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak. Bunu da buna benzer faaliyetlerle yapacağız. Yani inşallah. Tabii bu arada köy de içinde dahil olmak şartıyla. Köy dahil. Tabii. Bugün dedim ya Edirne'den Kocaeli'ne kadar bir topluluğumuz var. Bu topluluğumuz küçümsenmeyecek bir topluluk. Gerçekten şu topluluğumuzu birlik ve beraberliğe getirdikten sonra aşılamayacak bir şeyin olmadığına inanıyorum. Ama bir ferdi olarak bir insan bir şey yapamaz ama topluluk olarak çok büyük şeyler başarabilir. Belirli bir potansiyel, belirli bir içerisinde olduğu sürece. Ya bunu ben bir ilacın hapına benzetiyorum. Siz istediğiniz kadar meyve yiyin, muz yiyin, portakal yiyin ama sizin aldığınız bir vitamin ilacı onun içerisindeki belki 20 kiloluk meyveden daha etkili olabiliyor. O da neden? O birlik ve beraberliği o kapsülün içerisine girmesinden meydana geliyor. Bizim de amaç ve gayemiz bu. İşte bunun içinde arkadaşlarımız yani şu an 14-15 kişiyiz. İnşallah büyük bir birlik ve beraberlik var. Ve bununla en büyük hizmetlerine başladık. İşte köye belirli bir hep beraber gidildi. Belirli bir köy nüfusuna etki eden büyük bir artış sağladık. Bu da nedir? Geleceğe yatırım olarak düşündük. Oradaki dertleri dinledi arkadaşlar. Ben çok kısa süre kaldım. Ama oradaki dertler dinlendi. Gerçekten